Bloomberg'te bugün bir makale vardı. Mr. Clark, William Blair adlı 65 milyar dolarlık bir varlık yönetim şirketinde fon yönetmiş. O Türk lirası almaya başladı. Çünkü o benim söylediklerimin gerçekleşeceğini düşünüyor. Yani Sayın Erdoğan ve hatta işte saray kimse para politikasından elini çekti. Bundan sonra para politikası ekonomik konjonktürün gereklerine göre belirlenecek diye riskli bir bahise girmiş. Ben bu bahseye girebilecek pek çok yatırımcının olduğunu düşünüyorum. Ve şu anda Türkiye'nin akıl almaz faizleri var ya. Yani %13 faiz 2 yıllık tahvilde. Amerika'da 2 yıllıkta 0.30. Bunun üstüne 500 puanda CDS prim ya da ona benzer bir opsiyon politikası değil. Yine akıl almaz boyutlarda para kalıyor. Yasal manzara ne olursa olsun buna gelecek olan çoktur. Ama bizim para politikasında Merkez Bankası'nın ipleri yeniden ele aldığını göstermesi piyasaların belki de bir aşamada Türkiye'nin kaderini değiştirebilir. Bu konuda umutluyum, çok açık söyleyeyim. 530'ların seviyesinde olan CDS geldi 513'lere. Yani çok yüksek. Burada tabii yalnız para politikası değil, Türkiye'nin bütçe açığının da konuşulması lazım. Bütçe açığı büyük ölçüde Merkez Bankası'ndan gelen transferler veyahut da Merkez Bankası'nın bol para basması sayesinde finanse edildi. Şimdi eğer konuşmamızın başında belirttiğim gibi bütün dünya gibi Türkiye'de de ekonomik aktivite yavaşlayacaksa o zaman vergi gelirleri de yavaşlayacak ve bütçe açığı %5 sanırım sene sonunda hedef milli gelir oranı olarak. Onun da üstüne çıkacak. Bunu nasıl finanse edeceksin? İkinci bir sorun da şu. Biz ekonomistler buna the original sin diyoruz. Galiba cehennemi günah ya da ilk günah bilemiyorum işte. Biraz son zamanlarda İncil okuma şeylerimi biraz erteledim. Yurt içinde dövizle borçlanıyor. Ben bunun mantığını anlıyorum. Taktik olarak karşı değilim. Ama öyle bir hale geldik ki şu anda hazinenin borç kompozisyonunun yarısı döviz. Dolayısıyla TL'deki en ufak bir istikrarsızlık bunun TL maliyetini arttırıyor. Ve bence çok düşük de olsa Türkiye'nin veyahut da özel sektörün döviz cinsinden dış borçların itfaiye edemeyeceği korkusu da bizim CDS'leri yüksek tutuyor. Yani tabii sonunda Biden da var. Onu da kabul ediyorum. Ama Biden sorununu çözersek orada bir uzlaşma hasıl olursa orada çok ciddi prim ihtimali var. Yani tam her gün rakamları takip etmiyorum ama galiba Güney Afrika Cumhuriyeti ki onlar yani tamamen pert olmuşlar. Onlar bile 300'lerde. Bizim de o seviyeye inmemiz lazım. Öyle bir şey olursa Euro tahvillerde ve hatta bizim dibizde bile akıl almaz bir rally gelir yani. Ama böyle olacak demiyorum. Önce Biden sorununun çözülmesi lazım. Rally'den hazır bahsetmişken muhtemelen bu Kasım diğer Kasımlardan biraz daha farklı bir Kasım olacak. Bundan önceki 3 Kasım'dan daha farklı olacak. Çünkü ortada belirsizlik var. Ve Kasımbaşı itibariyle Amerikan seçimleri yapılacak. Bu belirsizlik ortadan kalkacak. Noel Baba rallisi diye normal koşullarda tabir ettiğimiz o rally acaba bu Kasım'da gelir mi? Vallahi şüpheliyim. Tabii Biden en az 3-3,5 trilyonluk bir mali destek paketiyle gelecek. Arkasında senatomda olduğunu varsayıyorum. Ve Fed de para basmaya devam edecek. Bunlar çok güçlü doping unsurları piyasaları canlandıran. Ama öte yanda çok acı bir gerçek var. Bunlar şahsi görüşlerim de değil. IMF söylüyor, OECD söylüyor, S&P söylüyor, herkes söylüyor. 2021'de ekonominin normale döneceğini düşünüyorsanız sizin beyniniz normal değil. Dün Uluslararası Enerji Ajansı'nın bir raporu vardı. Petrol talebinin 2030'lara kadar eski haline dönemeyeceğini düşünüyor. Bu pandeminin açtığı yaralar, tasarruf eğilimindeki artış ve özel sektör sabit sermaye yatırımlarındaki gerileme olarak 2025'e kadar sürebilir. Ben piyasaların bu senaryoyu satın almadığını ya da en azından göz önüne almadığını düşünüyorum. Dediğin olabilir çünkü para bol. Para bol ve bedava. Faiz sıfır. Ama bir noktada piyasaların dünyaya bakışıyla reel ekonominin gerçekleri arasındaki farkın kapanması lazım. İnşallah reel ekonomi toparlanır, ben yanılıyorum. Çünkü tersi olursa o zaman mali piyasaların hemen hepsinde balon vardır ve balon patladığında ne olacağını unutanlar da 2008'e baksınlar. Bu balonun patlaması yalnız Wall Street'te veya Stoxx 600'de ayı pazarı getirir demiyorum. Fonları da beraberinde götürür. Mali yıkıma sebebiyet verir. Nitekim Fed geleneksel olarak varlık fiyatlarına dair hiçbir yorumda bulunmaz. Bunu makro ihtiyati tedbirlere bırakır. Ama Fed üyeleri artık bu iş biraz aşırıya kaçıyor. Bizim galiba tedbir almamız gerekiyor diye çalışmaya başlamışlar. Dolayısıyla ben bir rally'yi garanti edemiyorum. Aksine ben bütün dünya piyasaları açısından önümüzdeki 2-3 ay çok zor günler, çok ciddi bir sınav bekliyorum. Ha başarabilirler de yani para her şeye galip gelebilir. Bir laf var. Piyasalar sizin paranızın dayandığından çok daha uzun süre akıl dışı şeyler yapabilir diye.
Ama çok tehlikeli günler geçiriyoruz. Bu herkesin bunu bilmesi lazım. Sonucu hemen belli olmayan bir seçim. Avrupa ve Amerika'da kapanmalar bu aniden fon yöneticileri arasındaki görüşü değiştirebilir. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Konuşmalarındaki tezat herkesin dikkatini çekmiş olabilir. İstemiyorsan burada kapatırım konuyu ama dünyadan bu kadar karamsar bahsediyorsun. Türkiye hakkında niye iyimsersin diye sorulabilir. İsterseniz o soruya da cevap veririm. Yok, bence cevap. Asıl bu kısmı konuşmalıyız zaten. Dünyadan bize pozitif ya da negatif ayrıştıran konuları tam olarak masaya koymalıyız ki iyi bir şey varsa onun üstünden gidelim. Kötü bir şey varsa bir an önce onu düzeltelim. İşte Merkez Bankası'nın tavrını söylüyoruz mesela. Mutlaka düzelmeli ve bağımsız, araç bağımsız olduğunu bir kez daha kanıtlamalı. Daha doğrusu bir kez daha demeyeyim de kanıtlamalı. Öbür taraftan işte dış politikalar vesaire konusunda doğru yapılanları söylüyoruz. Dolayısıyla yani dünyadan ayrıştığımız yerleri tespit etmek bence çok önemli. Buyurun lütfen. Tanrılar saklasın. Bir mali kriz olursa tabii bizim pozitif ayrışmamız ya da yararlanmamız diye bir şey olmaz. Ama dikkat edelim. Ayı pazarıyla mali krizi ayırmak lazım. Türkiye şu anda aşırı satılmış durumda. Hem içerideki sıcak paraya bakıyorsun. Hem de mesela işte International Financial Institute, IMF falan. Bunlar hesaplıyorlar. Dolar TL'nin adil değeri 7.50. Ben daha da düşük oldum. Dolayısıyla mülayim bir ayı pazarı ve gelişmekte olan piyasalardan para kaçmadığı fakat para girmediği bir ortamda ben Türkiye'nin pozitif ayrışacağına inanıyorum. Yani bizim en büyük sorunumuz hikaye yokluğu. Türkiye hakkındaki bütün yorumlar kötü. İşte yok bu adamlar diktatörlüğe gidiyorlar, yok işte S-400'ler, yok Kıbrıs'a saldı. Yani bunlar gerçek demiyorum, yine yanlış anlama ama Batı basınını okuduğunda beyninde bu var. Şimdi bu resmi al, Biden'la Erdoğan'ın el sıkıştığı, Merkez Bankası'nın bağımsız olduğu ve işte BDDK'nın swap piyasasında örneğin bütün kısıtlamaları kaldırdı. Bir manzara düştü. Ne olabilir? En kötümser senaryoda ya son bir yılda 15 milyar dolar para kaçmış. O para geri dönse yeter. Yeni yatırıma da ihtiyaç yok. Ve bu kaçan para öyle yüzer gezer korkak para da değildi. Bu kaçan paranın büyük kısmı çok uzun süredir her türlü şarta rağmen Türkiye'de kalan paraydı. Dolayısıyla bunlar Türkiye'yi biliyor ve geri gelebilirler. Ve 15 milyar şu anda, yani şu anda değil, önümüzdeki 3 ayda Türkiye'ye girse merkez faiz arttırmasına da gerek kalmış. Bu kadar basit söylüyorum. Dolar 7.50'nin de altına iner. İzleyicilerimiz, takipçilerimiz de sormuşlar. Gelen sorulara da bir taraftan bakıyorum. Geçtiğimiz hafta Atilla Yaşın'a da döviz tarafında bir düşüş beklediğini söylüyordu. Hala aynı görüşte mi diye soruyorlardı ki siz söylediniz. Evet, yani şimdi mesele şu. Yani Batı anlayamıyor ve politikalarımızı irrasyonel buluyor. Mesela niye S-400 testini şimdi yaptı? Ben vallahi bilmiyorum nedeni. Çok samimi söylüyorum. Yani bu bir ay bekleyemez miydi örnek olarak? Çünkü bunu milli çıkarlarla bağdaştırmak falan gerçekten çok güç. Bu tip gürültüler para girişini geciktiriyor. Rakamlara bakın. 2 hafta önce, yani verilere göre 2 hafta önce Türkiye'ye sırf merkez faiz arttırdığı 650 milyon dolar sıcak para girdi. Onun da ötesinde bu resmi bir rakam değil ama güvendiğim ekonomistlerden ve araştırma bilimlerinden alıyorum. Swap pazarından da 1.1 milyar dolar girdi. Sonra S-400'ü fırlattık. Bunun yarısı kaçtı. Yani aslında bizim parayı çekmek için bir şeyler yapmamız gerekmiyor. Hiçbir şey yapmasak para gelecek ve dolar hızla aşağı gelecek. Ama bu gereksiz gürültüler, piyasalara müdahale, Türkiye'nin Amerika ile, Rusya ile, Avrupa Birliği ile fikir ayrılıkları olması ve kendi milli menfaatlerini savunması için münakaşa veyahut da münazara etmesi gayet normaldir. Ama bunun yavaş bir üslupla yapılması lazım. Anında siz kimsiniz diye bağırmaması lazım. Bunlar olursa Türk lirasının, yalnız Türk lirasının değil, borsanın ve dizin, euro tabirlerinin hepsinin değer kazanacağını düşünüyorum. Ben hikaye mi yazıyorum? Bir şeyler mi aldım? Yani çok fazla ayranmıştım. Hayır, bundan 2 ay önce tutuma bakarsak ve AKP'ye yakın duran basını okursak tek bir mesaj veriliyordu. Sorosçular, üst akılcılar, bazı dinin mensupları Sayın Erdoğan'ı devirmek için mali piyasaları komple yapmak amacıyla kullanıyorlar. Hepsini kovacak. Sıcak para istemiyor. Bakın oradan Merkez Bankası'nın her gün faizleri arttırdığı, Türkiye'nin sıcak para lütfen buyurun dediği bir ortama geldi. Yani bir değişim görüyor. Bu değişim eğer kalıcı olursa, eğer gerekmediği zaman kavga etmekten vazgeçersek bütün bunlar gerçekleşiyor. Ve dediğim gibi bu rasyoneliteye dönüş sonuna kadar, uçuruma düşünceye kadar İsrarat ve benim çok hoşuma gitti. Belki biraz iyimser oluyor. Ama burada bir ümit nüvesi görüyorum. Bundan sonra da Türkiye sıkıştığı anda siyaset erkanının toplu halde doğru kararlar alıp bizi kurtaracağı düşüncesini savunuyorum.